Herkese merhaba sevgili Teknolojioku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Mercedes-Benz'in İstanbul Hoşdere'de bulunan ARGE merkezini ziyaret edeceğiz. Biliyorsunuz biz daha önce Mercedes'in Aksaray'da bulunan ARGE merkezini de ziyaret etmiştik. Orada kamyon üretiliyor. Burada ise otobüs üretimi var ve aynı zamanda ARGE çalışmaları da yapılıyor. Şimdi gelin bu merkezi hep beraber gezelim. Bakalım merkezde neler var, kaç kişi çalışıyor ve ne gibi geliştirmeler bu merkezde yapılıyor. Hep beraber izleyelim. İstanbul Hoşdere'de bulunan Mercedes-Benz Hoşdere Otobüs Fabrikası 1995 yılında kuruldu. Halen 3500 çalışanı bulunan fabrika bünyesinde 2009 yılında bir ARGE merkezi oluşturuldu. Ayrıca Aksaray'daki Mercedes-Benz Kamyon Fabrikası'nda da bir ARGE merkezi bulunuyor. ARGE merkezinde üretilen çözümlerle tüm dünyaya mühendislik ihraç ediliyor. Mercedes-Benz Türk'ün ana şirketi Daimler AG'nin global ağı içerisinde önemli bir konuma sahip olan Hoşdere ARGE merkezinde otobüs ARGE alanında LF/RF karoseri, dış donanım ve aerodinamik hesaplamalar, iç donanım, iç aydınlatma konseptleri, dokümantasyon, elektrikli konfor sistemleri, kablo demetleri ve diagnoz bağlanabilirlik, dayanım ve yol testleri gibi yetkinlikler üstleniliyor. Otobüs alanındaki bu kapsamların tamamı Hoşdere ARGE merkezinde geliştiriliyor ve ayrıca Daimler'in Mannheim, Ulm ve Ligny gibi fabrikalarında üretilen tüm araçların sorumluluğu da yine bu merkezden yürütülüyor. Mercedes-Benz Türk Hoşdere ARGE merkezinde otobüs geliştirme bölümünde toplam 209 kişi istihdam ediliyor. Bu rakamla Mercedes-Benz Türk Hoşdere ARGE merkezi dünyadaki Almanya'dan sonra ikinci en büyük ARGE merkezi unvanını elde etmiş oluyor. Çalışanların %16'sı kadın mühendislerden oluşurken %40'ı yüksek lisans derecesine sahip. Yine aynı merkezde bulunan kamyon geliştirme bölümündeki istihdam ise 9 yılda 3 kat artarken 2010 yılında 80 olan çalışan sayısı 2019 yılında yaklaşık 240 kişiye ulaştı. Aksaray ARGE merkezinde ise mevcutta 157 ARGE personeli istihdam ediliyor. Mercedes-Benz Türk Otobüs ARGE ekibi dünya çapında Daimler bünyesinde üretilen otobüsler için uzun yol testlerinden sorumlu. Otobüs ARGE yol testleri ekibi Almanya ve diğer ülkelerdeki Daimler ARGE ekipleriyle işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürüyor. Genel anlamıyla yol testleri yeni üretilen bir aracın seri üretimden önce gerçek yol, İklim ve kullanım koşullarında aracın tüm sistem ve komponentlerin fonksiyon ve dayanım açısından uzun süreli test edilmesini ifade ediyor. Bu kapsamda Norveç'ten İspanya'ya, Rusya'dan Arap Yarımadası'na, Güney Amerika'dan Orta Asya ülkelerini kapsayacak tüm iklim ve kullanım koşulları bu ekip tarafından test ediliyor. Test araçları Türkiye'nin dört bir köşesinde her türlü hava ve yol şartlarında 7 gün 24 saat toplamda bir yıldan fazla teste tabi tutuluyor. Testler sırasında her bir araçtan üzerindeki sayısız sensörler vasıtası ile özel ölçüm sistemleri kullanılarak gerçek zamanlı veri alınıyor ve değerlendiriliyor. 2018 yılında 11 farklı otobüs ile İstanbul ve Erzurum bölgelerinde 25 farklı test etabında dünyanın çevresini 25 kez turlayacak kadar yol alındı. Evet, şu anda ekranda görmüş olduğunuz araç elektrikli bir otobüs. İstanbul'da test ediliyor. İstanbul'daki Hoşdere Mercedes-Benz fabrikasında test ediliyor. Şu anda şöyle içinde bir görelim. Standart bir otobüs gibi görünmekle beraber hemen şurada görmüş olduğunuz bir elektrik sistemi üzerinden şuradan görüyorsunuz. Bayağı büyük bir bağlantıyla şarj oluyor. Bu da İstanbul'da test ediliyor. Şu an İstanbul'da kullanılmıyor bildiğim kadarıyla ama belki önümüzdeki yıllarda kullanılabilir. İçinde ağırlıklar da var herhalde, belli bir ağırlık olsun diye. Bidonlar da koyulmuş. Böyle bir test sistemi var. Test aracı diyor, binilmez diyor zaten. Yolcu koltuklarında da bidonlar görüyorsunuz şu anda ekranda. Mercedes'in elektrikli otobüsü. Plakası da var bu arada. 34T 80.003 şeklinde bir plakamız da mevcut. Bunları önümüzdeki yıllarda muhtemelen İstanbul'da göreceğiz. Öyle söyleyeyim. Mercedes'in Hoşdere'deki Ar-Ge merkezi ve aynı zamanda otobüs fabrikasında yemek yedik yemekhanesinde. Böyle enteresan da bir sistem var. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Ben tabaklarımı düşürmeden götürebilirsem. Böyle bir otomasyon sistemi yapılmış. Siz böyle alıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Tabağınızı buradaki raflara koyuyorsunuz. Şöyle koyduk ve tabağımız gidiyor. Güzel olmuş, basit, güzel ve etkili bir sistem. Otomasyon her yerde. Evet, Mercedes-Benz'in Aksaray'daki fabrikasından sonra şimdi İstanbul'daki fabrikasını da gezdim. Bilgilerimi ve tecrübelerimi, yaşadığımız deneyimleri sizinle paylaştık. Farklı bir videoda karşınızda olacağız tabii ki. Videolarımız devam edecek ama her zaman söylüyorum. Kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.